Gök Tengri, babama güç ver. Onu uçmağına al. Babanı almamız lazım. Onu keçeye saracağız. Gerçekten hain miydi? Bilmem. Alpagoan öyle der. Peki Çolpan Mike? O hain mi? Bilmem. Ama benim babam o hain değildi. Değil mi? Değildi. O mert bir alptı. Dağbanların en korkusuz pençesiydi. O zaman niye öldü? Suçlu değilse niye benim babam öldü? Çünkü hanların bilediği kılıçlar çerileri keser. Bazen adaletten, bazen de ihanetten. Soygan hanım nereye? Soygan hanım nereye? Soygan hanım nereye?
Gök atamızla dağ atamız karındaşıdı. Şimdi kardeş boylar ataşa düştü. Obalar kardeş kanına kesti. Ama bozkıra dirlik gerek. Türklere birlik gerek. Yurtları bir edecek erlik gerek. Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Gök Tengri kurt verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. 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 Dağın kamışını ata. Değil çift başlı kurt. Şu avucundaki bütün kurtlar gelse bile, bütün Türkler birleşse bile dağla gök birleşmez. Çünkü ben izin vermem. Gök Hanı babamın canını almıştır. Gayrı dağ boyu bana emanettir. Gök Tengri kutunu bana vermiştir. Gayrı çolpan bike yok. Çolpan han var. Gök Tengri'ye and olsun ki Alpagu Han'ın yaktığı bu ateş sönmeyecek. Bugünü asla unutmayacağım. Aklıma kazıyacağım. Ruhumda taşıyacağım. And olsun ki gidip yurdumuzu bulacağız. Göçeriz biz. İl gider, töre kalır. Her toprak ruhumuz için bedendir. Biz de göçeceğiz. Ama gök dağın önünde diz çökmeden bu ruh bu bedenden göçmeyecek. And olsun. And olsun. Kurdu görürsen de ki ben hiçbir anın kılıcı olmayacağım. Çift başlı kurdun pençesi olacağım.